seferi tarihin akışını değiştirmiş bir olay. Bu ülkenin cesur evlatları vatanlarını savunmak için omuz omuza vermişler ve bu zaferi kazanmışlar. Bu büyük destan Anadolu ve Rumeli'de milli bilinci yeniden şahlandırmış, ateşlemiş, Kurtuluş Savaşımızın da mayası olmuştur. Emperyalistlere Çanakkale geçilmez dedirten bu savaş, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine adımını attığı ilk önemli olaydır. Bu özel gün vesilesiyle büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bu vatan için gözlerini kırpmadan canlarını verip bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Değerli basın mensupları, yerel seçim kampanyamıza biliyorsunuz Mart'ın sonu bahar diyerek başladık. Baharın işaretleri artık iyiden iyiye görülüyor. Fakat karşımızdaki Bahçeli-Erdoğan koltuk aşkı ittifakı bahar havasından rahatsız. Yaklaşan baharı nasıl kışa çeviririz diye milletimizin arasına nifak sokmaya uğraşıyorlar. Çok partili yaşama geçtiğimiz 1946'dan bu yana ülkemizde 20 genel seçim, 14 tane de mahalli idare seçimi yapılmış. Ancak 73 yıllık çok partili demokratik yaşamda bugün gördüğümüz hukuka ve ahlaka sığmayan binbir türlü seviyesizlik daha önce hiç yaşanmamış. Ülkemizde kendi hatalarının sorumluluğunu almak istemeyen, kendileriyle yüzleşmekten korkan bir siyaset erbabı var. Oysa 2014'te başlattıkları başkanlık projesiyle demokrasi ve hukuk devletini zaafa uğratanlar bunlar. Ekonomide yıllardır biriken kırılganlıkların üstünü sıcak para şalıyla örtmeye çalışanlar da bunlar. Ekonomiyi dolar kolik yapıp sonra da yerliyiz, milliyiz diyerek halkı aldatmaya çalışanlar da bunlar. Sıcak para muslukları kesilince ekonomiyi krize sokanlar bunlar. Millet pahalılık ve işsizlik altında inim inim inlerken pansumanla, aspirin tedavisiyle işleri geçiştiririz sananlar da bunlar. Saray sosyetesi yanlarına sarayın bekçisini de alarak miting meydanlarında akla hayale sığmayacak FETÖ mukallidi senaryolara, yalanlara, iftiraya, tehdide başvurup duruyorlar. İlk önce ekonomide olan biteni dış güçlerin saldırısına bağlamaya çalıştılar, olmadı. Sonra Millet İttifakı'na illet, zillet, terörist, çete diyerek çareyi milletin içine nifak sok tohumları ekmekte, bölmekte, hakaret etmekte aradılar. Bu da millet vicdanında yer bulmadı. Türkiye için ufku kalmayan, gerilimden başka bir sermayesi olmayan bu kızma biraderler, hayat pahalılığı ve işsizlik konuşulmasın diye bir beka meselesi ortaya attılar. Milletimizde mizah gücüyle bu bekanın Bahçeli Erdoğan koltuk aşkı ittifakı olduğunu hemen anladı. Kifayetsiz AK Parti iktidarı mutfaktaki yangın ve boş tencereler karşısında çaresiz. Cumhurbaşkanlığı zırhının arkasına saklanan Erdoğan, tüm muhalefet partilerinin liderlerine insaf ve edep sınırlarını aşan hakaretler ediyor, tehditler savuruyor. Muhalefet liderlerini susturmak için elindeki yargı gücünü kullanarak milyonluk tazminat davalarını, hapis tehditlerini devreye sokuyor. Bu da yetmeyince sarayın kibir abidesi ve sarayın bekçisi bu defa da devreye ezan ve bayrak gibi kutsallarımızı sokuyor. Kabataş benzeri kumpaslarla milleti birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Ancak en muhteris yandaşlar, en iflah olmaz troller bile Erdoğan'ın görmediği tehlikeyi görüp bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açık açık itiraf ediyorlar. Bunlar da yetmeyince bu sefer doğrudan adaylarımıza saldırmaya başlıyorlar. FETÖ tarzı kumpaslar kuruluyor. Sadece yandaş medya değil, parti sözcüleri, genel başkan yardımcıları, genel başkanları hep beraber 10 parmaklarında 10 kara bizim adaylarımızla uğraşıyorlar. Ama kurdukları kumpaslar yüzünden bu kumpaslar açığa çıkıyor. Ellerine yüzlerine bulaşıyor. Milletimiz buralarda neler döndüğünü gayet iyi görüyor.
Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki teröristin Müslüman kardeşlerimizi şehit ederken çektiği dehşet verici, iğrenç görüntüleri meydan meydan dolaşarak servise sokuyor. Haçlı zihniyetini hortlatan bir alçağın İslamofobik saldırısı sırasında çektiği propaganda görüntülerinden 3-5 oy uğruna kendine propaganda malzemesi çıkarmaya çalışıyor. Bir de sıkılmadan genel başkanımızın sözlerini kesip biçiyor. Türk siyasi tarihinde örneği görülmemiş bir çarpıtma ve iftira kampanyasına girişiyor. Değerli basın mensupları, bunlar ayıbı da, günahı da, yazığı da unutmuş vaziyetteler. Bütün bunların bir tek nedeni var. Seçimi kaybetme korkusu. Milletimize neden oldukları ekonomik krizi unutturmak için her yolu mübah görüyorlar. Vatandaşın tenceresi boş, mutfaklar yangın yeri, işsizlik kanayan yara, iflaslar, konkordatolar almış başını gitmiş. Bakın, ülkenin her yerinden iflas etmiş pek çok müteahhidin, tüccarın intihar haberleri geliyor. Millete cambaza bak diyerek ekonomik kriz çözülmüyor. Meydanlarda hurafeler uydurmak ocakların tütmesini sağlamıyor. Marketlere ve tedarikçilere Nisan'a kadar zam yapmayın telefonları açmak, onları tehdit etmek, suretiyle enflasyonla mücadele etmek, enflasyonu düşürmek mümkün değil. Pansumanla, aspirinle ekonomideki hastalıkları tedavi etmek mümkün değil. Millet işsizliğin pençesinde kıvranıyor, işsizlik her geçen gün biraz daha artıyor. Son bir yılda işsizlerin sayısı 1 milyon kişi artmış. İşsizlerin sayısı ilk kez 4 milyon 302 bin kişiye ulaşarak kötü bir rekor kırmış. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları 10 aydır hiç durmadan yukarıya doğru gidiyor. İşsizlik oranı %13,5. Türkiye bu oranla Dünya İşsizlik Ligi'nde 182 ülke içinde 31. sırada. Sudan'ın, Moritanya'nın, Kenya'nın, Kongo'nun, Tanzanya'nın işsizlik oranları bizden daha düşük. Hala utanmadan, sıkılmadan 2023 hedeflerini tutturacağını söyleyen iktidarın ülke içine soktuğu hazin durum bu. Milletimiz bunu hiç hak etmiyor. Artık istihdam yaratmak bir yana, işi olanlar da işsiz kalıyor. Tek bir yılda 633 bin kişi işini kaybetmiş. Bu mevcut seride çok kötü rekorlardan bir tanesi. Ekonominin %4,7 daraldığı 2009 krizinde bile bu kadar kişi işinden olmamıştı. Özellikle tarım ve inşaat sektörlerindeki iş kayıpları gerçekten olağanüstü boyutlara ulaşmış durumda. İşte kibir ve nifak iktidarının, bu ittifakın milletin görmesini istemedikleri tablo bu. Milletin gözünden kaçırmaya çalıştıkları tablo bu. İş bulmaktan ümidi kesenleri de dikkate aldığımızda geniş tanımlı işsiz sayımız 6 milyon 600 bin kişiye ulaşmış. Buna yetersiz ve eksik istihdam da eklendiğinde, bir de mevsimlik işsizlikleri, mevsimlik çalışanları da bunun üstüne koyduğumuzda, gerçek işsiz sayısı dediğimiz sayı 8 milyona dayanıyor. Bu da çok kötü bir rekor. Şaka değil. Gerçek işsiz sayımız dünya üzerindeki 94 ülkenin nüfusundan daha fazla. İşte kötü yönetimin neden olduğu ekonominin, ekonomik krizin ülkeyi getirmiş olduğu nokta bu. İşte milletin gözünden kaçırmak istedikleri hususlar bu. Ufukta ışık da yok. İşkur verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı Şubat ayında bir önceki yıla göre 1,5 milyon kişi artmış. İşkur'un rakamlarındaki kayıtlı işsiz sayısı da 4 milyona dayanmış. Bu da son derece sevimsiz bir başka rekor. Ama bu rakam Şubat'a ait. Aralık rakamında Kasım ve Ocak rakamları da vardı. Üçünün ortalamasıydı. İşkur'un rakamı Şubat rakamı. Yani işsizlik artmaya devam edecek.
Saray sosyetesine sorarsanız ortada krizimiz yok. Ekonomi pek de güzel dengeleniyor. Nasıl dengeleniyor? İşte burada biraz önce rakamları sizlere verdim. Aslında işsizlik rakamları öyle sıradan veriler değil. O rakamların hepsinin altında bir acı hayat hikayesi var. Evladına harçlık veremeyen babalar var. Borcunu ödeyemediği için canına kıyan genç yurttaşlarımız var. Kendini ateşe atan, ateşe veren gençlerimiz var. Bebeğinin aç karnını doyurmak için mama çalmak zorunda kalan babalar var. Sarayın kilosu 4000 liralık, sarayında kilosu 4000 liralık çay içen Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın miting kürsülerinden dağıttığı bir avuç kara çayı almak için birbirleriyle kavga eden yurttaşlarımız var. Bakın, bu ülkede her 4 gençten biri işsiz, her 4 işsizden biri de üniversite mezunu. Binbir emekle yetiştirdiğimiz gençlerimize iş bulamıyoruz. Üniversite mezunu olan işsiz sayımız 1 milyonun üstünde. Tabii bunları saraydan gören yok. Çünkü milletten kopuklar. Halka dürbünün tersiyle bakıyorlar. Milletimiz bunları kesinlikle hak etmiyor. Dertleri seçime kadar ekonomik kriz konuşulmasın, günahları ortaya dökülmesin. Yaptıkları hataların sorumluluğunu alamayacak kadar korkak ve ürkekler. Vay efendim beka sorunu, vay bize saldırıyorlar, vay öyle vay böyle diyerek lafı güzafla zaten patinaj yapmakta olan ekonomiyi artık geriye kaydırmaya başladılar. Korkuları o kıymetli koltuklarını yitirmek. Değerli basın mensupları, bu korku içinde iktidar acımasız bir seçim ekonomisi de uyguluyor. Bütün ipleri koyvermişler. Bütçe disiplini falan kalmamış. Seçimi kazanalım, ondan sonrası tufan diyorlar. Bunu son yayınlanan bütçe rakamları da teyit ediyor. Bu yılın ilk iki ayında faiz harcamaları %73 artmış. Bu biraz önce söylediğim sevimsiz rekorlara ilave edilecek yeni bir sevimsiz rekor. İlk iki ayda faiz lobilerine ödenen para 22 milyar Türk lirası. Dolara vurduğunuzda yaklaşık 4,4 milyar 200 milyon dolar ediyor. Bu parayla, aslında ilk iki ayda ödenen bu parayla 3 tane Avrasya tüneli yapılır. Üstüne de cebimize 455 milyon dolar, 415 milyon dolar para kalırdı. Emekte yaşa takılanlar ve çiftçilerimiz için bulunamayan kaynaklar faiz lobileri için rahat rahat bulunuyor. Faiz dışındaki harcamalar da %43 artmış. Yani seçim için iyice gaza basılmış. Peki kaynak nereden geliyor? Önce Ocak ayına bakalım. Merkez Bankası'nın karını 3 ay önceden tahsil etmişler. Bununla da seçim harcamalarını finanse etmişler. 3 ay sonra Allah kerim. Ancak daha Şubat ayında işler sarpa sarmaya başlamış. Bütçenin bir tek aylık geliri sadece %9,7 artmış Şubat ayında. Buna karşılık giderleri %33 artmış. Bunun sonucunda Şubat'ta bütçe açığı geçen yıla göre 8 kat artmış. Yılın ilk iki ayında ise bütçe açığı geçen yıla göre %5,727. Yani evet, değerli basın mensupları, yanlış duymuyorsunuz. %5,727 artışla 11 milyar 700 milyon Türk lirasına yükselmiş. İşte sıcak parayla şişirilen, faiz lobilerine mahkum edilen, boynuna borç prangaları geçirilen ekonomimizde devlet bütçesinin manzarası bu. Ama uslanmıyorlar bir türlü. Hala harcamaları yapmak istiyorlar. Harcamaları da göstermeden nasıl yaparız? Çok yaratıcılar bu konuda. Şimdi bunu gerçekleştirebilmek için yeni bir operasyon başlattılar. Varlık fonunun çıkaracağı kağıtlara yurt içinden talep olsun diye cazibesini arttıracak bir takım düzenlemeler yaptılar. Böylece bütçe disiplininden iyice kaçacaklar. BOTAŞ'ı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nı, bor madenlerine sahip olan Eti Madeni, Türk Hava Yolları'na, Ziraat ve Halk Bankaları başta olmak üzere fona devredilen
pek çok kamu kurumunu bu yapacakları borçlanmalar karşılığında teminat olarak gösterecekler. Bu gidişle bu borçları ödeyemezler. Borçları ödemedikleri zaman ne olacak? Teminat olarak gösterdikleri bütün bu kurumlar yabancıların eline geçecek. Değerli basın mensupları, bunlar başa geçmeden önce dışarıya meyve sebze satıyorduk. İçeride bu aldığımız dövizlerle fabrika yapıyorduk. Şimdi bunlar fabrikaları dışarıya satıyorlar. Ondan da soğan patates alıyorlar. Bununla da yetinmiyorlar. Milli Harp Sanayimizin göz bebeği tank palet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çekiyorlar. Tekrar söylüyorum. Bu millet, bu kötü yönetimi hak etmiyor. Bu kadar borca batarsanız, aldığınız borcu üretime yönlendirmek yerine çuvalla dolarları betona gömerseniz, hem bu kadar faizi ödemek zorunda kalırsınız, hem de ülkenin iplerini tefecilerin eline verirsiniz. Dün de bugün de aynı kural geçerlidir. Borç alan emir alır. Şimdi hem sarayın kibirli adamı hem de sarayın bekçisi seçim meydanlarından sözde dünyaya meydan okuyorlar. Ya siz Trump size gönderseniz iyi olur dediğinde papazı bir gecede Oval Ofis'e göndermediniz mi? Evangelistlerin önünde törenle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı takdis etmesini sağlamadınız mı? Güzel ülkemizin Amerika Birleşik Devletleri'nin seçimlerinde malzeme yapılmasına göz yummadınız mı? İşte bunların beka feryatlarıyla gizlemeye çalıştıkları, milletimizin görmesinden korktukları hakikatler bunlardır. Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olmakla övünenler, ülkenin tapusunu da gönül rahatlığıyla emperyalistlere teslim ederler. Ama kimse endişe etmesin. Bu ülkede bunlara dur diyecek, bağımsızlık benim karakterimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine bağlı milletimiz var. Çanakkale, Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk ve kurtuluş savaşı ruhu var. Atatürk'ün iki büyük eserinden biridir dediği Cumhuriyet Halk Partisi var. Değerli basın mensupları, gırtlağı aşan borçlar ülkemizin bağımsızlığına gölge düşürüyor. Mutfaktaki yangın ve işsizlik milletimizin canını yakıyor. Biz sadece bunları rakamlarla tespit etmekle kalmadık, çözüm yollarını da ortaya koyduk. Hazırlayıp sizlere de dağıttığımız Türkiye'nin krizi başlıklı kitapçığımızda mevcut durumun tespitini yaptık önce. Sonra hayat pahalılığı ile işsizlik arasında ezilen vatandaşlarımızın halini, devletin ödemediği destekler nedeniyle üretemeyen çiftçimizin nasıl bankaların eline düştüğünü, sanayide duran çarkları resmi veriler kullanarak ve bu veriler üzerinden yaptığımız hesaplarla anlattık. Ardından ekonomimizi bu duruma getiren, ülkemizi borç batağına sürükleyen, üretim yerine ithalata, kazanç yerine borca dayanan sıcak parayla ekonomiyi şişirme politikalarını ve bunun sonuçlarını ortaya koyduk. 2014'te tek adam parti devleti projesinin uygulamaya konması ve bu süreçte hukuk devletinin yok edilmesinin ekonomiyi nasıl gerilettiğini, milletin gelirini nasıl düşürdüğünü hem resmi rakamlarla hem de uluslararası kuruluşların verileriyle tespit ettik. Bol ve ucuz kaynakların bu iktidar döneminde nasıl israf edildiğini rakamlarla ortaya koyduk. Mevcut iktidarın tüm hatalı politikaları nedeniyle Türkiye'nin benzer ekonomilerin nasıl gerisine düştüğünü açıkladık. Kitapçığın son bölümünde ise geçen Ağustos'ta Genel Başkanımızın açıkladığı ekonomik krizi aşmak için zorunlu gördüğümüz tedbirler ile üretim ekonomisine dönüşüm stratejimizin ana hatlarını verdik. Değerli basın mensupları, ülkemiz benzersiz coğrafi konumu ve üreten genç nüfusuyla büyük bir potansiyele sahiptir. İyi bir yönetim ve doğru bir stratejiyle
tüm vatandaşlarına dünyanın en gelişmiş yaşam standartlarını sağlayabilecek gücü vardır. Milletimiz ülkeyi ekonomik krize sokan bu yönetimden çok daha iyisini hak etmektedir. Biz bu çalışmamızda 31 Mart seçimlerinin bu geriye gidişin durdurulması, saray iktidarının ve bekçisinin uyarılması için son fırsat olduğunu söylüyoruz. Milletimiz bir kendi evindeki boş tencereye bakıyor, bir de duran, uçan, kaçan saraylardaki kibir ve nifak ittifakının yaşadığı hayata bakıyor. Ondan sonra da diyor ki, benden kopanlara artık bir ders verme zamanı geldi. Milletimiz iş için kapı kapı dolaşan evdeki işsiz evladına bakıyor. Bir de saray sosyetesine, onların akrabalarına verilen makamlara ve ballı maaşlara bakıyor. Hem de sınavsız. Ondan sonra da dönüp diyor ki, sen damadını düşünüyorsan ben de bu seçimde evladımı düşünürüm, sandıkta gerekeni yaparım diyor. O yüzden çok net konuşuyorum. Mart'ın sonu bahar olacak. Millet kendisini unutanlara, hakir görenlere, meydanlarda kendini azarlayanlara haddini bil, kendine gel diyecek. Yurttaşlarımız hiç endişe etmesinler. Bu ülkede milletin derdiyle dertlenen, dertlere derman arayan, tecrübeli kadrolara sahip Cumhuriyet Halk Partisi var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Mart'ın sonu bahar olacak diyorum. Şimdi sorularınız varsa sorularınızı alayım. Tabii kurum ve adınızı söyleyerek. Haberçuk'ta katıldığı bir programda şu ifadeyi kullandı. 21 Mart'ta bir provokasyon olacağına dair duyum alındığını söyledi. Partimize ulaşmış resmi bir bilgi var mı? Ya da duyumlar, sizdeki duyumlar İçişleri Bakanlığı'yla paylaşıldı mı acaba? Partimize ulaşan duyumlar var. Dün hatırlarsanız yaptığım kısa basın toplantısında ben de bunun altını çizmiştim. Biz örgütlerimize bununla ilgili olarak yazılı bir provokasyona, olası provokasyonlar karşısında dikkatli olmaları konusunda yazılı bir şey gönderdik, bir yazı gönderdik. Bakanlıkla bir paylaşım? Bakanlıkla bir paylaşım olduğunu sanmıyorum, kamuoyuyla paylaştığımıza göre. Efendim, altında belki davranmayan hiç sorun olmayacak. Cumhuriyet Ateşehir'de Batman İlkesi'nin bazı eleştirileri oldu. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'yla aynı şekilde düşünmediğini söyledi ve Mahkeme darbe olmuştur dedi. CHP Kadıköy'e belediyesini de eleştirdi. Bir metre kadar yaşımız yok dedi. Sayın Belediyesi'nin ifadeleriyle ilgili nasıl önersiniz? İkinci sorum da şu. HDP Eş Genel Başkanı Sezen Kınar'ı Ankara'da Mansur Yavaş'la çekeceğini söyledi. Bu konuda şöyle bir iddia var. CHP parti tabanından gelen rahatsızlıkları gidermek ve oy kaybetmemek için HDP'nin aynı finansı geçecektiği bir iddia var. Bu iddiayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Birinci ile telefonda konuştum. Kendisi bana bunun basına kapalı olan 1500 kişilik bir toplantıda bu ifadelerin geçtiğini söyledi. Ama onun yanında diğer birçok ifade var. Yine tabii şu anda kesip biçerek kendi çerçevesi, konuşmayı kendi çerçevesi içinden çıkararak bir algı yaratılmaya çalışılıyor, öyle anlaşılıyor. Kendisi ne partiyi ne genel başkanı hiçbir şekilde eleştirme gibi bir niyetimin olmadığını bunun bir kapalı toplantıda karşı tarafı eleştirdikten sonra sorulan sorular üzerine vermiş olduğu bir takım cevaplar olduğunu bana ifade etti. İkinci sorumuza gelince, şimdi arkadaşlar baştan beri söylüyorum. Biz son derece şeffaf bir şekilde bu süreci getiriyoruz. Bizim kiminle işbirliği yaptığımız, hangi adayları kimin adayını destekleyeceği konusu açık seçik ortadadır. Biz bu seçimde İYİ Parti ile işbirliği yapıyoruz. Sandıkta da tüm parti bundan önce tüm partilere oy vermiş. Kim olursa olsun, Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili, Saadet Partili, diğer bütün partilere oy vermiş yurttaşlarımızın oylarına talibiz. Şimdi bu laflar nereden çıkıyor anlamıyorum.
böyle işbirliği yapacaklar, şu çıkacak. Kiminle işbirliği yaptığımız, kimden oy beklediğimizi biz çok net olarak söylüyoruz. Ama kibir ve nifak ittifakı acaba aynı samimilikte ne yaptıklarını açıklıyorlar. Arkadaşımızın ne kadar yapıldı? Siz Batı'yı gezdeyken kesin bir şey vardı dediniz ama Sayın İlgezli bu cümleleri kurmadığını söyledi size. Yani nasıl, biz nasıl ayrılmışız? Bir de kendisi ile bir yaptığı söz konusu olacak mı? Sonuçta. Bir diğer sonra yeni selamlarla ilgili siz konuşmanıza biraz geliniz ama Sayın Cumhurbaşkanı görüntülerin sonrasında Sayın Kılıçdaroğlu'na yöntemini gösterip bir eleştiride bulundu. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'na Hristiyanların ağzıyla konuşuyor dedi. Bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de Sezai Temel'in hafta sonu Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na ilgili seçilirlerse bilsinler ki Kürtlerin onlarıyla seçilecek dedi. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi birincisine cevap verdim. Konuştum kendisiyle, bunları kastetmediğini söyledi. Genel başkanı eleştirmek gibi bir niyeti olmadığını söyledi ve bunların kapalı bir toplantıda söylenen uzun bir konuşmanın içinden cımbızlanmış bir takım cümleler olduğunu, işin mecrasından saptırılmak istediğini bana ifade etti. İkinci konu şimdi birincisine cevap verdim. Konuştum kendisiyle. Bunları kastetmediğini söyledi. Genel başkanı eleştirmek gibi bir niyeti olmadığını söyledi ve bunların kapalı bir toplantıda söylenen uzun bir konuşmanın içinden cımbızlanmış bir takım cümleler olduğunu, işin mecrasından saptırılmak istediğini bana ifade etti. İkinci konu Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı diye. Bu hale düştük arkadaşlar. Eleştiriyorlar. Bütün dünyada sosyal medyadan o içler acısı görüntüler, Müslüman kardeşlerimizin şehit edilişine dair görüntüler kaldırılırken biz meydanlarda bu görüntüleri, bizim meydanlarımızda bu görüntüleri anayasaya göre ülkenin birliğini, beraberliğini sağlamakla yükümlü Cumhurbaşkanı gömleğini giymiş olan, Cumhurbaşkanı'nın zırhına sığınmış olan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın yapması, özellikle bu Cumhurbaşkanı'nın 1947'den sonra yeniden parti genel başkanı olmasının ortaya çıkardığı ciddi sakaleti gözler önüne seriyor. Bir tane daha soru sormuştunuz. Ha, şimdi şunu söyleyeyim. Yani bizim biraz önce ifade ettiğim kimlerle işbirliği yaptığımız, kimlerle sandıkta da kimlerden oy beklediğimiz açık seçik ortadadır. Bir ana medya, ana akım medya gazetesinde atılan manşetin gerçekleri yansıtmadığı görünüyor. Ama diğer taraftan da şunu da garipsiyoruz. Yani bundan önce herhangi bir partiye oy vermiş yurttaşlarımız, yurttaşlarımızın oyları artık o partinin ipoteği altına girmiş falan değildir. Böyle bir şey olamaz. Tekrar söylüyoruz. Biz sandıkta bundan önce hangi partiye oy vermiş olursa olsun tüm milletimizin oylarına talibiz. İsmail Ufyen'i hakim gazetesi Sayın Sözcü Demokratik Sol Parti Genel Başkanı'nın partimize yönelik çok ciddi eleştirileri var. Sol ideolojiden kopmakla, sağ adaylarla seçim kazanma yarışına girdiğinin işin ciddi eleştirileri var. Sayın Genel Başkanımıza terörü destekleyen bir takım siyasi oluşumlarla işbirliği yapmakla suçluyorlar.
Demokratik Sol Parti'nin bu seçimlerdeki partimizin elindeki eleştirilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Herhangi bir çekinceniz var mı? Onların Cumhuriyet Halk Partisi'nden alabileceği oy oranlarıyla alakalı. Teşekkürler. Daha önce de çeşitli defalar ifade etmiştim. Herhangi bir çekincemiz yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nden oy alabilecekleri yönünde. Ama anlaşılan onlar bu tür lafları ederken bu lafları iktidar partisine değil ana muhalefet partisine ettiklerinin farkında değiller. Onun için ben şunu söyleyeyim size, yani muhalefet partilerinin seçimde birbirlerine cevap vermesini ben doğru bulmuyorum. Söylenenlere de baktığım zaman gerçekten üzüntü duyuyorum sadece, ama bizim için yani muhalefetle şu seçimlerde biz kiminle uğraştığımız bellidir. Nereye doğru gitmekte olduğumuz da bellidir. Ne yapmaya çalıştığımız da bellidir. Biz belediyeleri, Türkiye'yi Cumhuriyet Halk Partisi'nin dertlere derman olacak belediyecilik anlayışıyla tanıştırmak, milletimizi mutlu etmek istiyoruz. Hep söylüyorum, bugün Türkiye'de belediyelerle ilgili yapılan birçok araştırma var. Bu araştırmaların büyük bir kısmında dışarıdan alınan ödüllere de baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin diğer belediyelerin önünde gittiğini gösteriyor. Biz iktidarın metal yorgunu olduğunu açıkça itiraf ettiği belediyecilik anlayışını değiştirmek, onun yerine Cumhuriyet Halk Partisi belediyecilik anlayışını getirmek için uğraşıyoruz. Ama bir yerlerde bir muhalefet partisi bizlerle uğraşıyor. Bunu anlamak mümkün değil. Onun için cevap vermeyeceğiz kendilerine. Bambaşka. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.